Şaka yap bana. O adamın adı. Bravo. Zaten iyi oyuncu olur. Ama olsun, emlak piyasası da iyi. Flamingo mu? Cahil miyiz orada? Bizi yiyorsun gibime geliyor. Yemiyorum. İzmir'in flamingosu. Sonra peki askere gitmen gerekmedi mi bunun için? İşte o zamana kadar... Şaka yap bana. Böyle güleceğim şakalarına. Evet. Yeliz Kuvancı'nın yeni oyuncağının sponsorluğunda Crossover Talks'un bir bölümüne daha hoş geldiniz. Çok kötü gerçekten. Teşekkür ederiz. Alican bugün de sürpriz olarak bunu getirdi. Evde kadınları çağırıp bununla etkiliyormuş. Bombayı attı ortaya Alican. Yani boşa attığı Alican, bir bomba da. Kadınları etkilemek için yaptığın numaralar var mı? Ayasofya'ya gezmeye gelmiş turist gibi şapka takmak mesela. Nasıl ben şapkası? Balıkçı demiştim. Alican sen hoş geldin. Şapkan ayrıca hoş geldi be. Sağ ol Yeliz, teşekkür ederim. Sevgili Barış yok. Zaten etkileniyorlardı. Hayır yani hiç öyle bir iddiam da yok. Benim bir playlistim var mesela. Çok iyi. Çok şakacı bir playlist. Şakacı playlist derken yani yavaş yavaş ortamı ısıtan neşeli yaklaşık 20 şarkının olduğu bir playlist var. Onu dinleyen diyorsun ki zehri artık almış. 21. şarkıda artık bir şeyler ihtiyacın başlıyor. Kalmıyor mu? Peki maxi 21 son nokta mıdır yoksa 2'de de tav olan olur? O değişiyor. Değişir. Ama 20'ye kadar olmayan artık onu zaten o, zaman, o yaşamıyor. Liste bittiyse son şarkı geldiysek vazgeçmek lazım. Bir tane zaten 21. şarkıda etkileniyorlar diyorsun ya, onun sebebi o şarkıların gidişatı da 21'de artık o kadar içmiş oluyorlar ki kıvama gelmiş oluyorlardı diyebilir miyiz? Yani nasıl olsa etkilenirler herhangi birinden diyebilir miyiz? Demeyiz. Senin kalbini kırmayız. Hadi bakalım yani, morlar. Kendisini... Parasını da vermiş bak, çıkarıyor altınını sarkıtmış buradan böyle. Arkadaşımın rahmetli babaannesinin kolyesi. Ay hadi ölüm konuşalım ya. Ölüm. Arkadaşımın babaannesi öldü bir ay önce. Ya. Dedi ki Barış dedi, ev dedi Şişli'de ve 60 yıldır bu eve bir çivi dahi çakılmadı. 60 yıl önceki tasarım neyse dönem dizisi gibi gel dedi. Çok güzel. Lazım bir şey varsa al dedi. Tiyatroda miyatroda kullanıyorsun. Gittim bastonlar bilmem neler aldım, aklınız durur. Ya evi bozmasaydın. Bu yağmacılık diyebilir miyiz? Dizilere falan verirdiniz. Hayır atacağız. Kiraya verirdiniz falan. Dizilere. Hayır, atacağız mı atacağız bilmem ne dedi. Senin işine yarayacak bir şey varsa al. O da babaannesinin analarına pek sadıkmış gerçekten. Ya hayır, atacağız ya da gelsen al abi. O alacağını aldı canım, kalanlardan dedi. İşte ben de bastondur bilmem nedir böyle değişik birkaç bir şey aldım. Ya bu benim oradan. Bu konuda oradan. Bu konuyla ilgili şöyle bir şeyim de var, değinmek istiyorum. Yorumlarda mesela bazı arkadaşlarımızın rahatsız olduğunu gördüm. Ölümden konuştuğumuzda yemek yerken evet yemek yerken ölüm konuşulmasından çok rahatsız oluyorlarmış. Bu konuyla ilgili ne düşünürsünüz? Bence yemek yerken mesela ne tür konulardan hoşlanırsınız siz? Ben hiç yani hiçbir konu beni rahatsız etmiyor. Arkadaşlar, ben yemeğime konsantre oluyorum. Yemek yerken bir şey izliyorsanız gözünüz aydın. Ne? Kilo. Obez olabilirsiniz. Obezitenin ilk göstergesi bir şeyler yerken bir şey izlemek, biliyorsunuz. Hayırlı olsun. Şu anda böyle çok yapılıyor çatallar, yani. Bıçaklar, şeyler şangır şungur düştü, elleri titriyor böyle. Yani ilk defa duymamışlardır ya. Bu çok hep söylenir ama zaten. Hayır, ama şimdi yapıyoruz. Biz de ilk defa duymadığımız şeyleri sıklıkla okuyoruz ya, onun için bence gayet adaletli bir karşılaşma oldu. Tekrar hatırlatmak mı lazım? Evet. Ya da obez adayları değil mi? Ben de öyleyim o zaman. Ben de onu anlıyorum buradan. Çünkü ben de bir şeyleri izlemeden bir şey yiyemez hale geldim. Kendi başıma yemek yemek dünyanın en sıkıcı şeyi oldu. Aa, sen o insanlardan mısın? Valla muhakkak bir şey izliyorum yani. Hadi ya. Ben hiç hayatta. Ben de çok izlerim ama mesela kendi kendine yemek yiyemeyen bir insan mısın? Ya da sevmeyenler vardı. Ben yani, sevmeyenlerdim. Ben de galiba çok sevmiyorum. Mesela tek başımayken zaten öyle yemeden içmeden falan kesiliyorum. Hiç bir şeyler içerim sadece. Yalnızken deli gibi yerim. Yemeğime full konsantre. Hatta şöyle söyleyeyim. McDonald's 86 yılında Türkiye'de açıldı. Aşırı popülerdi. Kapılarda kuyruktu. Hatta kardeşim doğduğunda önce McDonald's'a gidip sonra hastaneye gitmiştik filan. Babam beni önce oraya götürmüştü. Neyse ben aşırı severim. O yüzden en mutlu olduğum ya da en üzgün olduğum günlerde hep yalnız başıma McDonald's'a giderdim. Şu an gerçekten ağır yaşamlarda bir karakter konuşuyor ve biz de onu izliyoruz yani. O eski hayatım ama. Ben bir gün yemek yerken şey açtım, film falan izlemeyi çok severim. Gül'ün adını açtım, tamam mı? Ve o işte orta çağda geçiyor ya... midem aşırı bulandı. Oradaki ortamdan bir daha ne Gül'ün adını izleyebildim ne de ortaçağlı bir film izlerken yemek yiyebildim. Daha da izleyemedim yani filmi o yüzden. Üstünden de bir 15 yıl falan geçmiştir. Sodom'un 120 günü. Bir minik. Aa bak onu izledim o filmde hiçbir şey yenmez, evet doğru bak. Hiçbir şey etkilemez diyecektim. Orada işte böyle bir zıngılarsın abi. Ha? Testere kurtarır. Yok abi. Saddam'ın 120 gününden hiç çıkamazsın o işin içinden. Pasolini'nin filmi bu. Bu zaten yersin kendini. Çok fena. Ya şöyle yapalım kendini ya da yersin diyorsun. Yemek yerken kendini yersin. Yani kendini yersin, yıkarsın ortalığı. Daha 3 ay yiyemezsin bir şey. Ya konu başlıklarını versinler olmadı. Yemek yerken mesela ne dinlemek istiyorlar? Aa, tarif verelim. Abi, çok iyi. Şimdi o zaman size tarif veriyoruz be. Hadi bakalım. Yemek yerken zeytinyağlı kuru fasulye tarifimle sizlerleyim. Tarifi verme. Daha 2 gün önce yaptım. Daha 2 gün önce kuru fasulye yaptım. Yalan söylüyorsun, kuru fasulye yaptın. Evet. Bana da fotoğraf atmış. Kuru fasulye pilav yaptım. Hadi gel falan diye. Canımı da çektirdi. Aç karnımla. Beni çağırdı. Şu anlık işteki vizyonsuzluğa bakar mısınız? Turşunu alır gidersin buna. Beni çağıracaktın. Yani. Yanlış insanı çağırıyorsun. Barış'ım ben de çağırabilirsin. Sen de şu an daha o kankitoluğa ulaşamadın. Evin uzak yavrum. 2 sokak yanda oturuyor. Ben diyorum size aslında şöyle bir öpüş kokuş olsanız acayip yakınlaşacaksınız. Kuru fasulye seni çağıracak. Evet. Sen izin vermiyorsun. Ben izin vermem. Onayı vermedin. Onayı versen biz öpüşürüz. Sen ama benim bugün kocamsın. Kocam başkasını öpemezsin. Aa. Ben oralardayım. Ha, tamam. Okay. Şunu ver bana olmadı. Altın değil yağmalamışsın bunu. Altın değil bu, yağma ürünü bu. Lanetlidir o. Krom murom bir şey bu. Altın değil. Şu an bana vermemek için altın değil diyorsun. O altındır. Ya sana helal olsun. Krom murom değildir. Aa öyle mi çıkıyor? Arkadaşının babaannesinin. Ama taktığın anda arkadaşın babaannesinin laneti senin. Ben onu kabul ederek taktım. Sakın takma. Ama heyecanlanmıyor musun şu an? Ya bir şeyler gelirse. Ya daha da korkunç bir insana dönüşürsün. Ya bir anda babaanneye dönüşürsen. Taktım. Hadi bakalım. Nur indi ya yüzüne. Negatif. Hayır canım, bu şu an Barış'ın enerjisiyle dolu. Değil, ben onu aldım. Değil. Babaanne Barış'a sirayet eden kötü enerji. Enerjisi gitmesin üstünden de içiyor. Toprağa koyma. Suda şu bu hiçbir şey yapmadım. Sirkeli suda bir yıkamadın asla. Mı? Direkt babaannenin enerjisi neyse gelsin dedim. Çünkü 100 yaşına kadar yaşadı. Kütür kütür bir hayattı. Şimdi çok neşeli bir kadındı. Tamam. Ben de onun gibi olmak istedim. Sen de buluyorsun ha böyle insanları. Severim. Beni geldi. Hobilerimin her zaman peşindeyim. Bir 28 senede şeyden aldın şimdi, Veli'den aldın. 128 benden aldığından sana hayır gelmez, onu söyleyeyim şu an. Bitim. Bir gün Madame Tussauds Müzesi'ndeydim. Böyle 13 yaşında falanım, Londra'dayız. Arkadaşlarımızla bir böyle kampla falan bir şeyle gitmiştik. Bize dediler ki içeride işte çantanıza falan çok dikkat edin, paranızı çaldırmayın, çocuklar işte küçüksünüz müçüksünüz diye böyle 1000 defa uyardılar. İşte biri sizinle konuşurken paranızı alabilir, çantanızı tutun falan. Biz, bizim hocalarımız, Türk hocalar bunu söylüyor. Aa tabii ki. Ondan sonra paralar gitmiş. Biz böyle işte içeride o yüzden gergin dolaşıyoruz, fotoğraflar çekiliyoruz falan bilmem ne. Sonra yanımıza bir tane adam geldi, bir yandan yerleri süpürüyor işte siyahi diye. Politik doğrucu. Zenci de be! Arap de Arap. İşte yerleri süpürüyor falan. Sonra o kızlar nereden geldiniz falan diyor. Biz böyle işte Türkiye'den falan diyoruz. Uzaklaşıyoruz. Ama çanta sımsıkı değil mi böyle? Çanta sımsıkı böyle tutuyoruz. Sonra adam bırakmıyor peşimizi. Gidiyor, peki diyor beğendiniz mi burayı? Hangi ünlüyü en çok beğendiniz falan diyor. Biz diyoruz ki işte ya işte beğendik falan diyoruz böyle. Neyse adam yerleri silmeye devam ediyor. Biz sonra artık o kadar sinir olduk ki peşimizden ayrılmıyor. Biz kaçtıkça gidiyor. Ne oluyor ya falan diyoruz böyle. Biz böyle oradan alelacele çıktık. Neyse dolaştık. Saatler sürdü, çıktık dışarı. İnsanlar çok heyecanlı. Dışarıda böyle bir neşe var. Herkes bir karışık konuşuyor falan. Ne oluyor dedik. Dediler ki içeride dediler Morgan Freeman insanlara rol yapıyormuş işte yer temizleyen insan olarak. Gördünüz mü falan dediler. Biz böyle bu arada biz arkadaşlarımızla da bir yandan adama bakmayıp kaçmaya çalışırken birine de benzetiyoruz falan diyoruz ama biz saçmalama yürü. Sesinden de mi tanımadınız adamı? Morgan Freeman benimle konuşması sıkıntı değil de yerleri temizleyen adamın mı konuşması benimle sıkıntı? Niye o konuşunca çantalı oraya gelmeyelim istedik hayatım biz ama. Evet mesela Morgan Freeman peşimden koşmuşluğu var ama yanlış zamanda. Ben vermedim. Parayı. Yüz vermedim. Verder veremem. Almanya'nın Verder veremem kasabasındanım. Vermiyorum. Barış'cım şakan var mı? Var. Ne duruyorsun? Bize yapsana. Bu yeni konsepti çok sevdim arkadaşlar. Ya birazdan Meryem Ana'ya ziyarete gidecek gibi değil mi? Efes kilit asacak oraya böyle şey. Kilit bağlayacak şeyleri. Dilek güzel değil. Devam edin bakalım. Hayır ya tam ya bu şapkayı işte. Nasıl takarsın ya burada? Barış'la Yeliz'cim ne güzel şaka. Çok Peki Alican ilk gün güneş yağı sürmeyip akşam ağlar mı? Asla. Bak bordo olur çünkü maymun götü derler ona, o renge. Böyle bir yanık olursun. Asla. Peki bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar acayip kötü derecede yandığında yoğurt, diş macunu gibi şeyler sürdün mü sürmedin mi hiç? Ben ne güneşin altında bulunurum ne de bir şey sürerim. Ama geçtiğimiz yaz yolda fark etmedim, şapka da yoktu kafamda. Abi kafam yandı. Kafam yanmakla kalmadı, su topladı. Aa. Evet abi. Geçmiş olsun. Neredeydin? Mardin'de falan mıydın? O denizde. O sırada biri seni dövüp bayıltmış mıydı? Hiç mi farkına varmadan? Fark etmedim yolda. Rüzgar müziği oluyor ya, anlamıyorsun. Çok takmaya alıştıysan, hani hiç güneş görmemeye alıştıysa kafan, bir kere görünce öyle bir şey olmuş olabilir. Bu da doğru. Bu kadar çok şapka takanlar genelde saçı olmayan bilmem ne kişi oluyor. Senin gümbür gümbür saçın var. Gümbür gümbür saçı var diyemeyiz yok. De. Var ya. Yok arkadaşlar, sizin boyunuz kısa, öyle düşünün. Yani... Benim saçım kadar uzun boylusunuz, öyle düşün. Ben sizden uzun olduğum için siz benim ne derece bir kel olduğumu bilmiyorsunuz sadece. Bu şapka meselesi tartışılmaya değer buluyorum. Çünkü tıpkı Mazhar Alanson gibi bir şeye doğru ilerlemekteyim. Evet. Nasıl yani? Şapkasız çıkmam abi. Yani şapkasız çıkma arzusunda olmuyorsun. Çünkü saç, mesela saç böyle olduğunda bir saç, anladın mı? Bak bu bir saç. Gösterelim. Saç. Bak saç. Her tarafından saç. Benimki böyle bir saç değil. Senin o dizideki kıvırcık kıvırcık saçların? Var onlar, peruk. Var. Yani peruk onlar. Peruk da değil canım. Hayır ama yani işte zor yani. Zor bu saç. Şapka kolaylaştırıyor işi. Yani yapman lazım ya da böyle takıp çıkman lazım. Tak çık. Evet, ben de mesela kışın en rahatlatan şey bere takıp çıkmak. Hiç saçımın tipiyle uğraşmıyorum. O bütün gün bereyle. Bereyle mekana girince bereyle devam mı ediyorsun rapçi gibi? Vallahi bazen ediyorum, çoğu zaman. Allah Allah. Çıkarmıyorum barda falan. Bu gibi kurallar sende var. Bir tanem sen yaşlımız olduğun ama için. Ama eve giriyorsun diye. İçeri girince bere ve şapka çıkarılır, ayıptır falan gibi şeyler sende var. Gümbür kalorifer. O zaman paltoyla da oturalım. Paltomu çıkardıysan beremi de çıkarırım. İyi de bere küçücük bir şey ya. O kadar da ısıtmıyor kafanı. Bir de sen ekstra alevli bir insansın ya. Evet, o yüzden çok yanıyorsun alev alev. Ayrıca özellikle Amerikalılar gibi de şapka takamazsınız kafanıza, gerizekalılar. Evet, öyle bir şey var. Amerikan özentisiymişiz. Evet. Ya şapkayı meğer Amerikalılar bulmuş, ayrıca da Türkiye'ye de ilk senle ben Amerikalılardan görüp getirdim. Yalnız nasıl? Yalnız iki haftadır sende bir yorumlara öfkelenen bir abla, teyze hatta diyelim. Cevap veriyorum diyelim. Her aileye bir doktor, bir şakacı tiyatrocu, bir tane müzisyen. Şakacı tiyatrocudan çok emin değilim. Bak, ben eminim şakacı tiyatrocu o dramatik tiyatrocudan iyidir hocam. Evet, evet. Bir de kasvetli dramatik tiyatrocu vardır. Evet. Yani o böyle... Arada bir Nazım Şiir atar sana. Yani evet, sevgili ailenin tadını kaçırır o yani. Böyle bir akmaz onun muhabbeti. Evet. Ama şakacı tiyatrocu mesela o... Neşe katar. Neşe katar ya. Bir korkutma yapar. Bir taklit yapar. Bir buzdolabından çıkar falan. Vardır öyle şey. Aynen. Ayakkabıları ters giyer, bir şey yapar, onun için oraya koyar filan. Ama öteki gelir o masanın başına oturur. Evet. Devlet tiyatrosu sesiyle. Arkadaşlar, bu ailenin bir şeye ihtiyacı var. Yıllardır düşünüyorum ama bulamıyorum. Biraz birlikten, beraberlikten bahseder. Oralara girer, bir şey yapar. Sen ailenin şakacı tiyatrocusu musun? Tabii yoksa... ki evet. Tabii ki. Kasvetli tiyatrocusun. Şakacı tiyatrocusun. Bak, mesela benim ailemin kasvetli tiyatrocusuyum. Çünkü benim ailem fazla eğlenceli. Hadi ya. Onlar o kadar eğlenceli ki ben onların yanında kasvetli kalıyorum. Pergili çok açamıyorum, anladın mı? Bir tiyatrocu olarak çok açmam lazım şakacı olmam için. O yüzden öbür ucu mu seçtin? Hayır, seçmedim. Yani çok açamadığım için neredeyse dramatik kasvetli tiyatrocu gibi oluyor. Mesela şakacılar ne yapıyorlar, onu anlat. Abi anlatmamayı tercih ederim. Bak benim ailem de şakacı. Mesela şöyle bir şey yapıyorlardı. Ben o zaman işte hayatımda olan kişiyi tanıştırmak için dayımların evine gitmiştik hep beraber. Dayım, dedem, anneannem falan herkes var işte. Dipnot, bu ben değilim arkadaşlar bu arada. Biz içeri giriyoruz işte... hoş geldiniz, hoş geldiniz bilmem ne falan, otur işte sen buraya otur, sen buraya otur falan diye. Normalde de öyle bizde yer belirlemece falan yoktur. İnatla bizi böyle bir yere yönlendiriyorlar. İyi tam oturayım falan dedim. Abi meğer şakayı hazırlamışlar. Çocuk böyle çekti sandalyeyi, bir oturacak, oraya bok koymuşlar. Böyle plastik boklar var ya, şaka bokları. İnanmıyorum. Tamam falan dedim. Bu arada iyi bir şey oldu. Bak görsellerini vereceğim. Buzları çözdü mü mesela? Görselleri koyarız hatta kenara. Kapıyı da şöyle açtılar. Bunu atladım az önce. Maskeler falan almışlar. Yaşlı adam ve yaşlı kadın maskeleri almışlar kendilerine. Böyle dev kafa olarak giriyor. Prodüksiyon. Giymişler böyle, ellerine baston almışlar. Dayı, yenge ve kız böyle 3 tane yaşlı açtı kapıyı falan zaten. Ben oldum böyle. Ya çok şakacılar yani, böyle olacağını söylemiştim zaten sana falan dedim. Tabii çocuk böyle bir şaşırdı, hani ne tepki verse falan. Sandalyeyi çekti, orada bok var. Tuvalete gitti, of, çıktığında işte şeytan maskesi takmış yengen "beh" diye karşısına çıkmış. Çocuk nasıl bir aile ya? Böyle bir aileydi mesela. Şakacı aile. Çocuk bir şey yiyor, bir anda ağzını... Şakacı da bu böyle patetik, tuhaf bir aile bu. Addams Family gibi seninki. Ya düşün yani. Bir de tanışmaya gitti yani çocuk oraya falan. Peki ama normal hayatınızda da mı böyleler? Evet. Yoksa mesela bunlar çocuğa özgü bir güldürelim edelim. Normalde de öyleler. Çünkü mesela yılbaşında falan da şey yaparlardı. Bütün dayılar ve enişteler falan filan. Bir ara bir yok oluyorlar mesela. Biz o sırada bir şey konuşuyoruz falan. Bir anda mezdeki müziği giriyor. Yalil yalil lil 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 falan diye bayağı giyinmişler, bellerine bir şeyler takmışlar. Yani yemin ederim öyle. Bunun da videosu var hatta, böyle kafalarına bir şey bağırmışlar. Hepsi gerçekten peçe falan da takmış. Çok eğlenceli ya. Oynayarak böyle geliyorlar. Ben çok sevdim bu familyayı. Bir dahaki etkinlikte beni de çağırın lütfen. Ben de onlarla bir şeyler yapmak isterim. Barış'ı bir tanıştırmaya götür bakalım. Ben severim böyle prodüksiyonlu şeyleri, çok severim. Şeyler, başına geleceğini gördüm. Bir daha düşün. Düşündüm. Bir daha düşünerim. Ve o benimle her şeye var. O da doğru. Valla bizim aile ciddidir. Bizde herkes. Sizin ailede şakacı yok mu? Bizim ailede şakacı yok galiba. Sizin ailede çok sayıda öğretmen var mı? Hayır. Bankacı var mı? Mühendis bizim aile. Mühendis. Mühendisler de ama olur, ciddi olur. Mühendisler ama tuvalet lavabolara kusmazlar. Doktorlar kusmazlar. Yok, hiç bu şakalar kusmazlar. Açıp önceki bölümü izlemelisiniz. Biz her zaman devamlılığımızı tutarız. Aynen abi. Her bölümü izleyenler küçük şakaları, küçük neşeleri alırlar, ceplerine koyarlar. Peki sizde oyuncu olunca böyle oluyor işte. Sizde ciddi kasvet, sen mesela kasvetli tiyatrocu şeyinde misin? Ya da bilmiyorum, olabilirim ya. Yani kasvetli mi? Durup dururken ortaya Nazım şiirleri atmam da. Yani sen ya kasvetli böyle... tiyatrocuysan ailen gerçekten çok kasvetli senin. Yani oraya girmek böyle bayağı bir dark side bir durum var. Hayır yani şey yaparım mesela, tiyatrodan falan bahsedilirse hemen sorunlardan bahsederim işte. Tiyatrocuların da şöyle sorunları var falan, böyle şeylerden bahsederim. Galiba kasvetli tiyatrocu olabilirim. Ben bir de şöyle bir şey fark ettim. Böyle bir yerde tiyatrocu olduğunu eğer bilen biri varsa, hele bir yönetici falan birileri varsa orada, senden nedense bir böyle komiklikler, bir şakalar şey istiyor senden. Anılar, sahnede de böyle olmuştu, bir sahne anısı ama böyle ha 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 diye böyle. Bizi bir güldür be tiyatrocuysan. Bak bunu çok hissettiğim ve gerçekten tecrübe yani etmeye böyle itelendiğim bir şeydir. Bu hiç yaşadınız mı? Ben bir doktora gittim. Doktora gittim işte, aa oyuncu musun falan muhabbet oldu. Neyse sonra işte muayenesini yaptı falan, bitti. Sonra şey dedi, ya dedi biraz da sohbet edelim dedi. Ben de böyle tabii buyurun vaktim var falan. Sizin dedi böyle çok bohem hayatlarınız var değil mi dedi. Nasıl hayatlarınız var? Ben de yani işte normal bir hayatım var falan. Neresini neyini anlatayım? O ne ya, onu bilmiyorum. Göte buzlu badem çok meşhurdur bir sanatçıların. Sevdiği bir aktivite. Neyse konuştuk ettik, hani adam istiyor ki böyle çok enteresan hikayeler anlatayım falan. Ben de böyle pek bir şey anlatamadım yani, normal şeyler anlattım. Bir de doktora ne anlatacağım? O yanlış insana sormuş. Doğru. Buna falan sorsaydı başka bir şey olurdu. Sana sorsaydı yalil falan anlatırdım bir şeyler de yani. Sonra ben de anlatamam bu arada, kitlenirim. Bir de doktor yani, hani o an ne anlatacaksın, arkadaş ortamında anlatırsın ya. Aslında biz bu başımıza hep geldiği için bir tane hikayeyi biz cebimize koyacağız. Fixleyeceksin. Aynen abi. Hep çok onu da yiyeceğim. O güzel böyle punchline'ı şeyi ayarlayacaksın. Çok şakası doğru. Makası. Hep onu patlatacaksın. Bir de hiç ilgilenmediğin şeyler anlatırlar ya böyle, hani mesela ne kadar gençliğimde ben de tiyatro yaptım ya. Biz ortaokulda, lisede hep sahnedeydik falan. Bir şeyler anlatır. Bir keresinde Hikmet Enişte rolü oynamıştım. Hikmet Enişte. Hikmet Enişte Aydın'ın bilmem ne kasabasının çok önemli bir karar. O rolü bana vermişler. Çünkü çok iyi bir oyuncuydun sen. Daha kötüsünü söyleyeyim. Taklit yapardım bir de ben hep gençken der mesela. Hep taklit, çok iyi taklit yapardım. Tabii bu işin taklitten geçtiği varsayımı. Daha kötüsüyse... Bir dakika, oradan benim... Hayır. Bende aslında bir senaryo fikri var. Ben hayatımı bir anlatsam size. Onu çekin. Film olur, çek onu. Ben size söyleyeyim, çekin onu. Asıl hikaye bende deyip hikaye anlatan. Zorla anlatır. Ve bok gibidir hikaye. Evet. Bok gibidir. Çoğunlukla bok gibidir. Evet. Hikaye güzel olsa ne değişecek? Sonuçta güzel olsa film yaparız Aybike gerçekten ya. Çalarız onu zaten. Ya ben ama her hikayeden film yapılabilir de. Ben oyuncuyum. Ben sana kardeşim senaristim ya da yönetmenim. Benim mi dedim? Yapımcıyım dedim. Yapımcıyım demedim ki. Niye bana böyle? Bir de oyuncunun oyuncuya iş bulma şeyini de istiyorlar. Evet. Ya kardeşim ben oyuncuyum. Bana sen yeğenini niye tanıştırıyorsun? Ya benim bir tane şey var. Çok güzel bir görsen kızı yani. Buse diye bir yeğenim var. O kadar güzel ki. Bak görsen direkt onu alıp oynatırsınız. Hangi ajanstasın sen? O kadar güzelse ben görünce oynatırım. Benim genel cevaplarım bunlar arkadaşlar. Sevimsiz mi geldi? İğrenç mi geldi? Hadi bir sunma yakın yapayım mı size? Hadi yap. Çok hadi. İstedi. Hadi bakalım. Cebe mi atacaksın? Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki Türkiye'de paraların önünde her zaman Mustafa Kemal Atatürk vardır ama arka taraflarında da önemli şahsiyetler vardır. 20 liranın arkasında olan Mimar Kemalettin, Türkiye'deki ilk tiyatro binasını inşa eden kişidir. Mimar Kemalettin, Cumhuriyet'in ilk yıllarında genç Cumhuriyetimizin bir tiyatro salonuna da ihtiyacı var demiştir ve bir salon inşa etmiştir. Fakat bu salon hiç kullanılmamıştır. Çünkü o zaman tiyatro o kadar hareketli şeydi değil. Batılı anlamda yapılmıyor bilmem ne. Daha meydanlarda, şakalarda şunlar bunlar. Şu an dönerci mi oldu o salon? Dur. Şarap mahzeni olarak bir kullanılmaya başlanıyor. Abi de gerçek hikaye anlatıyorsun. Muhsin Ertuğrul diyor ki genç Cumhuriyetimizin konservatuvarımızı açtık bilmem ne şudur budur. Artık bir sahneye ihtiyacı var diyor Muhsin Ertuğrul. Ve bir sahne yapalım, inşa edelim derken bir araştırıyorlar ki sahne aslında hazır. Ama şarap mahzeni olarak kullanılıyor ve gazetede manşetler. Şarap mahzeninden tiyatro çıktı diye. Ya çok bunun üstüne iyi. Ankara Devlet Tiyatroları'ndaki galiba hangi sahne olduğunu bilmiyorum ama büyük sahne, onun isimlerini, şeylerini bilmiyorum. O sahnelerden biri hala şu an kullanılan. Bizde Ankaralı, şu an Ankara temsilcimiz Yeliz Kuvancı. Büyük. Büyük dedi. O yüzden Mimar Kemalettin böyle sevdiğimiz, saydığımız bir... O adamın adı Mimar Kemalettin'di diye de bitirdim. Güzel, bravo. Senden iyi oyuncu olur, iyi taklit yaptın. Evet, taklidim iyidir. Taklidim keşke iyidir. Oyuncu olsaydım be. Ama olsun, emlak piyasası da iyi. Kaç yıldır emlakçısın sen? Ya bizim, bana ev var mı ya? Şu an kiralar çok arttı. Var. Evlere baktığı zaman hemen onlarla ilgili plan program yapıyor. İşte nasıl kiraya veririm diye düşünüyor. 3+1'e 2+1 geniş 2+1'e çevir. Emlakçı yapalım onu. Ha, onu acaba sizin yanınıza versek onu da emlakçı yapar mısınız? Tamam olur. Ben numaramı vereyim sen beni yarın beni o arasın. Bu diye. Bile olur bu arada. Yani bu, evet. Bu yine makul bir şey ama oyuncuya oyuncu siz küçük etmek. Parodi mi yaptınız aranızda? Aynen. Kötü bir tiyatro oyunu izledim gibi hissettim çünkü ben bayağı yani 3. sınıf bir kamera gibiydi. Aman efendim, sepet efendim, ne hakla, 35'e bakla. Sesime gel sesime, sen de benim pesime. Gitti, onları yapacak mısın? Çok makbule geçti, demin de anası geçmişti. Aa, bravo. Abi ben eski tiyatrocuyum abicim ben. Hayali Yücesoy ya. Hayali Yücesoy. Güzel. Haftaya hazırlanıp geliyoruz. Küçük 20 saniyelik bir şey hazırlayıp geliyoruz. Böyle böyle oynuyoruz, tamam mı? Arkadaşımın işte ailesi bize geldi falan. Annesi de kek yapmış, tamam mı? Böyle çok güzel bir kek işte ama dilim dilim bir kabada koymuş getirmiş. Ondan sonra bizimkiler de bir şeyler yaptılar. Yine şakacı yenge falan da var. İşte şey koltuğa bok koyan falan. Kekler dağıtıldı. Kekler dağıtıldı. İşte yanına mercimekler kondu. Mercimek köfteleri, cartlar, curtlar. Bu arada şöyle bir reklamla geldi bu arkadaş annesi. Benim mercimek köftem o kadar iyidir ki yani hani herkes bize geldiğinde ya ne olur işte mercimek köftesi yapsana der falan. Hollanda'dan bunu yemeğe gelirler. Dağıtıldı, servis edildi bilmem ne. Dedem de o zaman rahmetli hayattaydı. Ciddi bir adam ama çok ciddi. Bu arada da gurme herif. Yani böyle hani bir şeyin tereyağı fazla mı yandı yemeğin içindekiye kadar böyle anlar falan. Aldı tam böyle işte hepimiz yiyeceğiz falan böyle yaptı o sırada işte Hatice teyze. Ya bu arada ben onları dilimleyip koymak zorunda kaldım keki tabii. Kalıpla getirmek isterdi gönül ama olmadı. Ben çünkü onu kalıbı birazcık soğusun diye terasa koydumdu. Oradan sen martılar gel buna bir dadan. Böyle böyle keki bunlar gagala falan biz ay son anda kurtardık. Gagalanan kısmı da işte ben aldım tabii onları attım onlara. Geri kalanını da dilimlemek zorunda kaldım. Martılı keki dayamış. Diye hikayeyi anlattı. Şey yok ya. Diye kavga. Düşünenler de var ya da biz geri kalanlarımız diye böyle bıraktık çatalı elimizden. Burada bir şey yok derken. Ya martı azıcık gagalamış. Ben onu kesmeden bile alır yerim yani. Azıcık mı? Martı ırzına geçmiş de kekin yani. Martı yani ben gerçekten temiz hiç böyle hijyen... Hiç de efendim, mi? Hiç sıfır. Abi yani gagası en kirli hayvan ya martı. Çöp bilmem her şeyi gagalar. Aa doğru. Bak karganın yani. Tipi pis olduğu için biz karga daha pis. Karga pırıl baba. Karga gıcır martı. Nerede bir pis bir şey görsem hep martiyel bir gagasından sallanır pis pis. Et parçaları onun ayaklarda şeyden... böyle o bastı mı basmıştır o bokum püsürün içine. Aynen öyle, şimdi burada üstüne konuyor. Var. Gagalıyor, birazını atıyor, tükürüğünü saçıyor bir şeyler ya. Yani. O pis bir kek yani. Rahmetli jilet gibi bir adam böyle tam ağzına atarken hikaye duymuş tık. Bir de. Bıraktı mı? Ve hepimiz onu gördük o anı böyle şöyle indirdi ağır çekimde. O sırada da ben hani bari bunu çok pazarladı o mercimek köfteden çakayım dedim böyle mercimek köftesine ağzıma bir attım. Çıtır. Direkt yuttum. Yok çiğneyemedim daha fazla. Gırt diye böyle yuttum. Sonra şeyi gözlemledim. Bizim ailedeki herkes yavaş yavaş. Aa benim çayım bitti ben bir çay alayım diye içeri gidiyor ama eli boş gitmiyor. Tabakla gidiyor. Tık tık. Onları döküyor geri geliyor falan. Martı'ya iade ediyor onları. Bilen bilir. Şey de kötü abi. Hani bu kadar kötü yapıyorsan onu niye ya da işte demek ki bir pohpohlamışlar onu. Ama yani onun kalabalığa yapıyorum diye hani bir telaş olursun en kötü o zaman yaparsın. Onlar bayağı yediler. Bak, hep biz bu konuda yanılıyoruz abi. Bak şimdi onu götürmesen ve şunu desen. Ya terasa koymuştum martı dadandı ben de iğrenirsiniz diye düşündüm getirmedim desen. Hadi lan oradan der. Yalancı der. Yalancı der. Böyle yaptığın zaman bu muamele oluyor şunu yapacaksın. Getireceksin diyeceksin ki. Yemeden. Girerken arkadaşlar. Getirmesem inanmayacaksınız ama martı dadandı. Yarısını yedi. Vallahi iğrenmem diyorsanız diye ben buyurun. Yine de getiririm. Evet. Ama Aybike hemen yerim ben bitir. Yerim, ben yerim. Yemem çöpe atarım derseniz diyor. Hiç sorun değil benim için. Dersin. Kimse yemez belki bir Aybike ya. Onun bir sohbet işte kız diyorlar ve tertemiz bir insan böyle aklanmış. Jilet gibi bir insan olarak hayatına devam ediyor. Başkası söylemez. Çoğu kişi de hiç söylemez yani. Benim umurumda olmaz. Der ya. Şeye koyamadım ben o yüzden dilimledim der ya falan. Söylemez evet, yani. Biz kaçar. Orada yerdik işte. Onu ben hiç yapmış. Tercih dahi etmiyorum. Hayatta yapacağım bir şey değil. Çok tadım kaçar. Ben İstanbul'a ilk üniversite okumaya geldim. Gecenin köründe bu bebek ağlaması ne ya falan diye uyandım. Yani İzmir'de böyle bir martı falan yoktu. Ha. Ben martı ile İstanbul'da karşılaştım. O yüzden martı benim için havada uçan. İşte o yüzden gagası temiz diye düşündüğüm bir hayvan. Şimdi İzmir'de nasıl martı yok o deniz kenarı bir flamingo şeyimiz? Çok vardı bizim orada. Hoppa. Evet. The flamingos. Are you with me brother? Hoppa. Evet flamingo vardı. Başladığından gülümsen. Evet abi flamingo vardı. Yeah yeah yeah. Bunda gülecek bir şey yok. Flamingo mu? I'm pink. So what? Abi saçmalamayın İzmir'in flamingosu ünlü biliyorsunuz herhalde. Bir şey söyleyeceğim şu an cahil bir kız orada. Hayır ben bir kek yapsam, reysem şeye terasa, flamingo var mı yakalayacak yani? Flamingo var mı? Aaa. Gülüyecek ne var Allah aşkına? İzmir'in flamingo. Deniz kenarında yürürken erkenden pembe pembe ayakları o uzun ince... Kız keşke başka renk deseydin be bir de. Aşkım onu değil mesela şuna tutuldu. Yani konunun şimdi martıyla kıyasladığımız hayvan mesela... Güvercin olsun, kargo olsun. Bali'den gelmiş olsan hani bu martı örneğine bizim orada da maymunlar diyebilirsin ama hani İzmir'de de biz valla flamingolardan çok çekiyoruz. Yani balkonda bir kahvaltı edemiyorum. Hani öyle bir yaygınlık varmış gibi bahsettin. Eskiden yaygındı ama artık flamingoda kaldı. Flamingoların sesi nasıl sesi? Vak vak. Onlar çok kibar ve sessiz hayvanlar. Kibar mı? İzmirli çünkü manyak mısın? Şöyle bir gagalıyor. Kibar bir gagalıyor. Ama sesini de yap. Sesi yok. Sesi yok. Adımları bile o kadar yavaş ki o sabahın altısında o deniz dümdüzken onlar orada takılıyor. Zaten insan gelmeye başladığı anda gidiyorlar. Aybike bizi yiyorsun gibime geliyor yemiyoruz. Şu an. Yemiyoruz. Yok İzmir'in flamingosu vardır ben inanıyorum buna. Long live flamingos!